Hepimizin başı sağ olsun diyeceğim. Çok büyük bir kayıp. Benim için şahsi bir kayıp. Çünkü çok yakın bir arkadaşımdı. Çok uzun seneler tanıdığım bir arkadaşımdı. 55 senelik arkadaşımdı. Tabii benim acım ve kaybım çok büyük. Yani bir yoldaş gitti. Beraber 55 sene tanıştığımız, dertlerimizi paylaştığımız bir arkadaşımı kaybettim. Ama toplumsal kayıp da çok büyük. Çünkü Baha bir örnekti. Baha ilk Almanya'da Alman gazetelerinde çalışan, yani Kölner Stadt Anzeiger'de volontariyatta çalışan, Bonner Anzeiger'de redaktör olarak çalışan bir gazeteciydi. Ve uzun seneler Alman gazetesinde çalıştıktan sonra Türkiye'ye gitti. Türkiye'den Almanya'ya haber yaptı. Yani Türkiye haberlerini Almanya'ya kendisi 12 sene boyunca oradan Almanya'ya haber verdi. Ve sonra geldi Deutsche Welle'nin Türk redaksiyonunun başına geçti. Yani Almanya'nın sesi radyosu Deutsche Welle'nin Türkiye Türkçe redaksiyonunun başıydı. Oradan da emekli oldu. Ama emekli olduktan sonra da kendisi işi bırakmadı. En son yazdığı kitap Atatürk'ün Kızgın Torunları, Atatürk's Wütende Enkel, daha geçen sene Ekim ayında çıkmıştı ve çok tutuldu. Çünkü hakikaten Almanya'da Baha gibi Türkiye ve Türkiye politikasını tanıyan çok az gazeteci var. Tanıyıp da bunu Almanca ifade edebilen çok az var. Yani muhakkak ki Almanya'da da Türkiye'yi çok iyi tanıyan Türkiye'den gelmiş gazeteciler var. Fakat bunlar bu Almancaları ve Almanya'yı tanımadıkları için böyle ifade etme imkanları yok. Baha iki tarafı da çok iyi tanıyordu. İki tarafa da bağlantısı vardı. Çok üzüldüğü bir nokta kendisinin ve benim için tabii bakalım ne yapacağız. İkinci kitabını bitiremedi. Son 15 sayfası eksik. Ama buna rağmen piyasaya çıkacağından eminim. Çünkü o da bir kendisinin hatırasıdır. İsterim ki yeni nesiller, gazeteciler yetişsin ve Baha'nın boşluğunu doldursun.